Topayı sokup gidecek. Ben dikemiyorum. Sadece çekim yapıyorum. Yorulduk mu? Ya yorulmadık da belim ağrıyor biraz da. Bel fıtığı. Biraz sonra yemek yerken o yorgunluğu bel ağrısını atacağız o zaman. Hem inşallah. İnşallah. Teneke kebabını yapınca bir ağrı geçer herhalde. Şimdi teneke kebabında şöyle bir handikap var. Tamam mı? Malzemeyi hazırlıyoruz. Evet. Kapatıyoruz, yakıyoruz. Olmama şansı var mı? Yanma şansı var. Hadi ya. Bir çıkıyor kömür gibi. Mustafa diyor ki ben o konuda uzmanım. Bakalım göreceğiz. Birader değil mi? Birader. Ha, ben pek anlamıyorum da. Biz de anlamıyoruz. Ama ben rejime girdiydim Ömer. Nasıl yiyeceğiz şimdi biz onu? İstisna yapalım onu bugün. Vallahi hep öyle dediler. Rejim ettirmediler. Facebook'ta arkadaşlarım bunu dinleyin bak. Beni rejim ettirmiyorlar. Hepimiz baskı yapıyoruz rejim yap diye ama. Olmuyor mu? Sevenlerim izin vermiyor. Onlar da hatırını kıramıyorum. Biraz da eti sevdiğim için hemen dalıyorum. Yani. O nasıl gelip tenek kebap yemeden gideyim değil mi? Gidilmez kesinlikle. Yani. Ben de şöyle söyleyeyim. Tenek kebabını en son 15-20 yıl önce yedim. Babam yapmıştı. O gün bugündür. Bir de şöyle bir şey var Ömerciğim. Bu tenek kebap işine ocağın 5'inde buradaydık. Tarihin bugün gibi hatırlıyorum. Mustafa kardeşimiz o zaman söz vermişti. Mustafa sözünü balla kestim. Yani, şöyle bir şey yapalım mı? Şimdi hazır çekimi yapıyorken Ali Çeçen'den başlayalım. Sen söyle. Hepsine buradan bolca selam iletelim. Şimdi Ali Çeçen zaten devamlı görüşüyorum. Onu selamımız. Hayır sesli olarak buradan. Tamamına orta kulaklık şimdi ismini hatırladığımızın tamamına bir selam iletelim. Ya şimdi ona biraz tereddütlü bakıyorum Ömerciğim. Neden biliyor musun? Çok sevdiğimiz, bizi de çok seven bir arkadaşımın ismini unutursak o zaman şöyle diyelim. Kırılabilir. Tamam şöyle diyelim o zaman. Yeşilköy Ortaokulu'nda 83-86 yıllarında okuyan ben Ömer Gümeli, karşımdaki Mustafa dahil tüm arkadaşlarımıza bolca selam ederiz. Bolca selam ediyoruz. Ondan sonra ortaokul bittikten sonra da Muğla Turgut Reis Lisesi'ne giden arkadaşlarımı da buradan çok çok selamlarımı iletiyorum. Orada da arkadaşlarımız oluştu. Evet. Yeşilköy'den gittiğimiz de var. Yeşilköy'den gelmeyip de orada da tekrar arkadaşlık kurduklarımız var. Evet. Hepsini selam gönderiyorum. Hepsini çok seviyoruz zaten. Bağımızı koparmadık inşallah. Evet. Ama ne salyangoz topluyorduk Mustafa. Ya salyangoz deme Ömer. Bir anım var aklıma geliyor. Dinleyelim. Beni duyuyor musun? Bak bayramında var Facebook. Onu izler o. Tamam. Şimdi güzel topladık. Ama böyle 4-5 kilo var yani. Evet. Büyük bir tane poşet. Kahvaltıyı yapacağız. Ondan sonra satmaya geçeceğiz Denizli'ye. Dolaba koyduk, kahvaltıyı yaptık, aşağıya bir indim, salyangozlar hepsi çıkmış poşetten. Bütün dolabın her yeri salyangoz olmuş. Bir bu soyunma dolaplarımızın evet, olduğu bölüm mü? Soyunma dolaplarımızın olduğu yerde. Başkalarının dolabına dahi sarmış. O zaman her taraf salyangoz iz olmuştur. Aynen öyle olmuş. Bir taraftan birimiz bezle siliyor bayramla, bir taraftan birimiz salyangozlar topluyor. O salyangozları satmadık, çöpe attık korkudan. Bir daha da salyangoz toplamadım zaten. Öyle bir anım var yani. Bir de şöyle bir şey yapardık hatırlıyor musun? Bu askerin atış yaptığı alana ceviz götürürdük. Ceviz közler yerdik. Yapar mıydın sen onu? Vallahi cevizi hatırlamıyorum da orada iple vardı bir. Tekli, ikili, üçlü. O beni aşıyor. O tekli hariç o iplerden geçmeye çalışıyorduk karşıya doğru. O komando ipler evet. Var ya. Evet biliyorum. Sonradan şimdi mesleğe girince. Biliyorum. Özel harekat timine girince biraz iyi kötü onlardan yürüdük de. Ama o zamanları ortaokuldayken de merak ediyorduk, heves ediyorduk yani. Onu çok iyi hatırlıyorum. Bir de şöyle bir enstantane var. Onu da yad etmeden git diye bırakmayalım bu çekimi. Ombu atlet kimin? Ombu atlet kimin? Ombu atlet kimin? Ombu atlet kimin? Atlet dersen olmaz. Ombu atlet kimin diyoruz. Kimdi bu arkadaş? Kimdi bu hocamız? Emin Özkan'la öğretmenimiz. Buradan kulaklar çınlasın. İnşallah ulaşabilirsek onu da buradan selamlarımızı gönderelim. Telefonunu bilmiyoruz tabi. İnşallah bir gün karşılaşırız, arayıp buluruz. Çoğu öğretmenimizi bulduk burada. Evet. Onlarla görüştük, ellerini öptük. Allah razı olsun bizlere çok emek verdiler. Onlara da tabii teşekkür ederiz. Şimdi benim şu anda faal olarak Facebook hesabımda görüşebildiğim, tamam mı? Orada etkileşime girebildiğimiz bir öğretmenim var. Ben sadece onu yaddayım buradan. İş ve teknik öğretmenimiz kimdi? Köksal Çelikkaya. Köksal Çelikkaya. Köksal hocam merhabalar. Şimdi Ömer, Köksal Çelikkaya dedin mi o bir anımız daha var. Hüseyin abi, bizim ana hatıralarımız vardı. Bunlar da kayıt altına alıyoruz. Şimdi İngilizce dersinden çıktık. Evet. O gün What is this öğrendik. Evet. Şimdi biraz daha yaklaşabiliriz şöyle. Boy olmasına gerek yok. Tamam. What is this öğrendik.
İngilizce olarak bu ne demek? Öğretmenimizden de çok korkuyorduk, İngilizce öğretmeninden. Unutursak tabii bizi haşlıyordu. O yüzden unutmamak için ben sürekli teneffüste bile içimden what is this, what is this, what is this diyordum. Teneffüs bitmiş. İş teknik öğretmenimiz sınıfa girmiş. Köksal Bey, ellerden öpüyorum buradan. Tabii millet ses kesilince benim what is this dediğim, içimden de söylesem sesli bir şekilde duyuldu. Kim o dedi, çağırdı beni. Tabii millet gülmeye başladı. Ben kıpkırmızı oldum. Bana böyle yaptı, what is this dedi. Biliyorum itse tokat diyeceğim de İngilizlerin tokatını bilmediğim için diyemiyorum. Cevap da veremiyorum. Korkuyorum. Tabii o anda itize tokat şak 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 ilk defa. Onun evet. da ilk dersiydi zannedersem. Askerden gelmişti. İlk dersiydi. Öyle bir tanışmıştık. Köksal Hoca bu asker kökenli mi? Asker kökenli değil de öğretmenler o zaman askere gidiyordu ya. Şimdi gidiyordur mutlaka. Anladım. Askerden gelmişti, ilk dersiydi. Anladım. İlk defa öyle tanışmıştık. Hocam sizi çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz hocam. Hocam çok özledik sizi. Şimdi evet. bu olay oldu. Yıllar 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 geçti. Bir gün Ali Çeşel arkadaşımız dedi ki ben Denizli'ye geliyorum. Arkadaşlar toplanabilir mi falan. Evet. Geldi, en toplandık. Toplandık diye. Ve o gün karar aldık. Dedi ki bir eski okuduğumuz bir okulu bir görelim. Gidelim dedik. Gidelim dedik. Evet, çok güzel anladım. Okulumuza gittik, gezdik, gördük o gün o okulumuzu. Yataklarımızı gördük, yani, sıralarımızı gördük. Anılarımızı yad ettik. Dediğim gibi ranzalarımızı evet. gördük. Fakat sınıfları dolaşırken bir baktık tahtanın birisinde bir yazı var. Öyle kalmış. O yazı neydi? O yazı az önce anlatmıştım yani Köksal Hoca'dan tanıştığımız what is this. O sınıfa girince yıllar sonra orada what is this yazıyordu. Herkes bir o günleri hatırlamıştı, gülmüştük. Bir sürpriz olmuştu bize yani. Acaba kim yazdı o yazıyı? Geleceğimizi biliyorlar mıydı ki? Olabilir, olabilir. Ha, İngilizce öğretmenimizin ismini söyle, Levent Akçan. Tabii onunla uzun ondan sonra bir daha görmedik hocamızı ama. Gülfüden Külbilge değil miydi bizim İngilizce öğretmenimiz? O sonradan geldi. Bizi ilk öğreten Levent Akçan vardı. Böyle güreşçi gibi bir tane. Gülfüden yaptı. Hocamızı kaybetmişiz diye duydum ben bir ara. Vallahi ben ondan haberim yok. Öldüyse Allah rahmet eylesin diyorum. Nur içinde yatsın. Bize çok emek verdi. Özellikle ben onu şey olarak hatırlıyorum. Çok kibar bir bayandı zaten. Çok güzel öğretmeyi evet, seviyordu. Evet, evet. İngiliz gibi konuşuyordu. Yani hakikaten böyle İngilizce hocasının hakkını veriyordu. Bizim mektuplarımızı okuyordu. Öyle bir duruşu vardı ki Osmanlı hanımefendisi gibiydi. Aynen, aynen. Süper bir şeydi. Yani. Şimdi böyle İngilizceye çabuk söksünler diye bize Amerika'dan, işte diğer İngilizce konuşan ülkelerden arkadaş, mektup arkadaşı yapıyorlardı. Fono'dan. He, Fono muydu? Fono. Reklam benim, olmasın benim, ama. He, benim bir tane İngiltere'den bir arkadaşım vardı. İsmini evet. hatırlamam şimdi. Bir tane de Yunanistan'dan. O İngiltere'deki arkadaşla zannediyorum İngiliz değildi. Orada bir ayrı bir tane daha özellikle Cumhuriyet var. Oradan bir yerdendi. İki sene falan mektuplaşmıştık. İyi günlerdi. Ben ismini çok iyi hatırladığım bir tane arkadaşım var. Amerika'dan falan da vardı da. Benim Malezya'dan bir arkadaşım vardı. Onun ben hatırlıyorum onu. Vanite Tate. Ben hatırlıyorum onu. Evet, hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Hatta onun mektubunu sınıfta okuyuvermişlerdi. Biz mektubu okuyacak seviyede olmadığımız. Bir de bize öğretilen İngilizce öyle bir İngilizce ki what is this seviyesinde. Yani. Biz mektubu Gülfüden Hoca'ya yazdırırdık. Gönderirdik. Türkçesini söylerdik. O yazardı. Evet. Gelin de Gülfüden Hoca'ya okuttururduk tercümesini. Öyleydi yani. Ama çok güzel günlerdi. Evet. Özlüyoruz bazen. Tabii şimdiki günlerimiz de güzel. Ama benim okuldayken en keyifli günlerim iş ve teknik dersiydi. İş teknik dersi zaten. Okul olarak görmedim ben onu ya. Sanki böyle dışarıya gitmiş bir piknik havasında. Ne bileyim böyle hep beraber gitmiş bir faaliyet uygulamışsın gibiydi. Pamuk topladık onu biliyor musun? Biliyorum. Ahmet Bey inşallah böyle sağdır, kulakları çınlasın. Ahmet Bey'in de galiba zannedersem değil mi? Ahmet'ti galiba bizim muhasebecimiz vardı. Ha evet. Motokuzuyla evet. gidip gelmişti. Evet, Ender. Evet. O zaman motokuzu dinlemişti. Ender motokuz istiyor da. Evet. O zamanlar Ali Çeçengil falan vardı, Gaffari Karakuş vardı, İbrahim Özcan, Mehmet Gil, Mehmet evet. Doğan. Bir de şeyimizi de almadan geçmeyelim. Aşçımızı. İsa abimizi. İsa abimizi almadan geçmeyelim. İsa abimiz de mükemmeldi yani. Ya evet. biz lan baba o abimizdi ya. O yani. Ayıp olarak. Bu anıların arasına İsa abiyi katmazsak tabii, ayıp olur. O diğer teyzelerimiz falan da vardı. İsimleri şimdi hatırladıklarımız Ayşe teyzemiz, Ayşe ablamız vardı mesela. Ben o dönem yediğim rostoyu hayatım boyunca daha hiç yemedim. Değil mi? O kadar güzel yemekler yapardı. Yani mükemmel. İçine sarımsakları böyle itinerle döşerdi. Bir tane gece bekçisi abimiz vardı. Neydi ismi onun ya?
Ha, boynunda saatle dolaşan. Ya, saatle dolaşıyor. İsmini hatırlamıyorum. Ya o kadar şeker bir adamdı. Evet, onun ismini hatırlamıyorum. Sayı ben. Sayı uzun boylu. Evet. Ha, ismini babacan bir insandı. Dilimin ucunda da söyleyemiyorum. Babacan bir insandı. İnşallah sağdır. İnşallah. Yani unuttuğumuz. Bir de dedemiz vardı bizim. Bakkal dedemiz vardı. Böyle bayram dede. Bayram dede. Bayram deden oraya gittim de bir kupa çekirdek ver bize derdik. Ha, eline kasanın içine attım, önce fare zıplardı. Ondan sonra çekirdek verdi. Midemiz alt üst olurdu. Bayram amca biz başka bir şey alsak hemen kovalardı bizi bazen. Ondan sonra yağlamacımız vardı. Şey gittim geçen gün. Yağlamacı dedi. Toz yağlama. İşte tozcu abimin yanına gittim geçen gün. Sağ mı da? Ziyaret ettim sağ. İnşallah bir gün beraber gidelim. İnşallah gidelim. Ziyaretine gidelim. Toz yapmaya devam ediyor mu? Yok abi, toz yapamıyor maalesef. Yatalak hasta. Ha. Bayağı bir rahatsız. Çok büyük geçmiş olsun. Nur abimiz. Nur abimiz çok büyük geçmiş olsun. Ben ziyaret, hanımıyla ikisi vardı. Çocuklar tabii büyümüş. Yani karnımız acıktıkça giderdik, bizi o doyururdu. Aynen. Bir gün gidelim, ziyaret edelim. Ve o yağlama da çok lezzetli olurdu ama. Süperdi yani. Süper. Yani o İsa öğrencinin İsa abi, şey ya. İsa abimizin gücüne gitmesin yani, ondan da biz bayağı bir keyif alırdık yerken. Yani tabii. Yani. İyi de pahalıydı herhalde o zaman da yani biz öğrenci olarak, ama yiyorduk. Paramız şey, salyangoz parası ancak ona yetiyordu işte. Salyangoz topla sat. Oh, vallahi iyiydi ya. İyiydi. Bir de o salyangozu toplayınca biz nasıl satardık ki? Çünkü Yeşilköy'le Gerzele'yle Denizli arasında bina yok. Askerin tatbikatı olan şimdiki Yenişehir'in olduğu yerler. Yayan 5 kilometre yürür giderdik ta garajın olduğu yere. Bir sürü iş. Denizli'ye gelirken sağ taraf askeriydi, Acem Birliği'ydi. Askerlerle sohbet ederdi, gidiyorduk. Aynen sol öyle. Tarafta üzüm bağları vardı. Askerin en alttaki nizamen oraya kadar ev falan yoktu yani. Yoktu. İşte orada yayan gidiyorduk. Bazen salyangoz torbasını taksi, o zamanlarda taksi dolmuşları vardı, almıyorlardı. Salyangoz olanlar yayan gidiyordu. Yani. İş teknik dersinden malzeme almaya gidiyorduk. Ha, o malzeme deyince benim aklıma şey geldi bu. Gar sinemasının oralarda sinema yasaktı biliyorsun. Ama yasaktı. Gidiyorduk. Ama yani şeyi oraya satıyorduk. Satılan yer gardaydı orasıydı. Gardaydı zaten. Gardaydı sattığımız yer. Bir de bu şey yapardık biz. O iş ve teknik dersinde malzeme dedin ya. Ne alıyorduk biz? Testere. Ne yapıyorduk onlarla biz? Tepsi falan yapıyorduk. Ha, tepsi yapıyorduk. Ben tepsi yapmıştım da o yüzden tepsi. Benim aklımda kalan senin en güzel yaptığın bir heykel vardı. Hatta o heykelle bir fotoğraf çekildik biz. Ya onu ben gerçi notu az verdi. Ben biraz orada... Köksal hocam ayıp etmiş. O heykel çok güzeldi. Hayır, sonra aldı zaten onu benden de. Ama ben iki ders yapmadım. Herkes heykel yapmaya uğraşıyordu. Ben sadece hamur karıyordum. O hamuru karıyordum. Bana sen niye başlamadın diye kızıyordu. Bana oradan biraz kıl oldu bana değil. Not verirken bana 7 dedi. Olmazdı, olurdu, olmazdı. İşte okula bırakırsan 10 vereceğim falan. Öyle bir şeyimiz var. Ama ben de bana... o zaman bir kül tablosu yapmıştım bakırdan. Demek ki sigara ile aşinalığımız o zamandan başlamış bizim. Bir ders içinde yapmıştım onu. 3 derste yapıldı galiba o. Bir ders. Heykel değil mi? Yapmıştım. Ama çok güzel olmuştu ondan ya. Bayağı orijinaldi. Biraz. Diğer derslerde yapmadı diye. Olsun. Şimdi şunu söyleyeyim. Benim o dediğimiz işte teknik odasındaki güzel beğenip de oralara koyduğu şeylerden çok anım hatıram var yani orada bıraktığım. Bir tane merdane falan vardı. Hatırlıyorum onu da. Atatürk. Evet. Saman çöpünden yaptığım Atatürk vardı orada. Yani vardı, benim bayağı olacak orada şey bıraktığım. Mustafa hocam, o okulun kenarındaki duvarlarına kadar, tamam mı? Evet. Her şey Anadolu. Ve Anadolu. O zamanlar çok aşırı soğuk olurdu. Kışın hatırlarsan bizim bir çamaşırlarımızı yıkanan bir bölüm vardı. Çamaşırlarımızı oraya biz yıkattırırdık. Dışarıya asardık onu iplere. Çamların içinde. He, evet orada. O kadar çok soğuk olurdu ki bazen astığımız elbiselerimiz donardı. Bir ay onları tamam orada beklerdi. Donu çözülmezdi, kurumazdı. Beklerdik orada. Kurumuş, tahta gibi olmuş, tilki dersine benzerdi. Kaya gibi. Elbiselerimiz elimizde. Kaya gibi olurdu. Evet, öyleydi. Ne günlerdi. İyi yad ettik ama. Teşekkür ederim Mustafa'cığım. Ben teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Tamam. Herkese selam.